Şimdi iki farklı açıklama, iki farklı adres, iki farklı açıklama. Hani AK Parti teşkilatı ile yan yana geldiyse Tarım Bakanı ki hani icracı bakan olacak. Siyasetle ilgili çok fazla cümlelerde kurumayacaklar böyle bir beklenti vardı. Daha fazla böyle sektöründe içinden gelen isimler böyle can hıraş ülkemizi memleketimizi kalkındırmak adına çalışmalar yapacaklardı ama hani AK Parti teşkilatlarıyla karşılaşılınca yine orada siyaset yapılıyor deniz dalgalı diye tekneden gitmeyin, ayrılmayın. Hani burada Sayın Bakan'da bir kriz tanımı yok ama AK Parti kurmaylarından o kriz tanımı geldi. Deniz dalgalı diye anlatılıyor, izah ediliyor. Sonra hani Millet İttifakı, Gelecek Partisi, Deva Partisi burada partilerin alt partinin yan yana gelişi Altı değil 66 topunuz da gelseniz sandığa gömüleceksiniz yönünde mesajlar veriyor. Bunlar siyasetle ilgili olanlar. Bir de şimdi yeni normal acaba tam olarak normal olarak neyi ele alıyor Sayın Tarım Bakanı? Şu anda mesela çarşıya pazara çıktığınızda karşınıza gelen o meyveler, sebzeler, o ürünler onların fiyatı bizim yeni normalimizse buradan anlayacağımız şu bir daha bu fiyatlar geri gelmeyecek. Ve yine bir beklentisini dillendiriyor Tarım Bakanı. Beklentimiz KDV indirimden sonra fiyatların %7 oranında düşmesi böyle bir beklenti. Hani bununla ülkeyi yönetenler burada beklenti ya da temennilerini mi söyleyecekler? Yoksa buradaki indirimin gerçekleşmesi için kolları sıvayacak denetimini mi yapacak? Ya da burada denetimi vatandaşa mı bırakacak? Beklentisini dillendiriyor. Hatta diyor ki %7 KDV indirimi biraz da siz indiriversiniz bir %7 de siz indiriversiniz Diğer tarafıyla yeni normal bu fiyatlara alışacağız. Zaten pek çok şeye alıştık. Bakıyorsunuz akaryakıt fiyatlarına 15 liranın üzerinde. Sonra doların düştüğünü söylüyor yönetenler, yetkililer. Dolar düştü düştü 13.64 yanılmıyorsam. Euro'ya bakıyorsunuz 15.47, 15.48 seviyesinde. Bunu da o zaman yeni normal olarak değerlendirirsek biz buradan geri dönmeyecek miyiz? Yani bu fiyatlarla yaşamaya devam edeceğiz. O zaman şöyle bir yeni normal ekleyin bize. Asgari ücrete senede bir kez zam yapılıyor. Öyle yapmayın da bizim yeni bir normalimiz olsun. Asgari ücrete yılda iki kez, iki kez zam yapın. Olamaz mı? Bunu da bir yeni normal olarak gündeminize acaba alabilir misiniz diye biz de buradan soralım. Yani Enflasyonla mücadele tarladan topraktan başlayacak. Tarım Bakanı beklentilerini iletiyor. Hatta biz 7'de %7 indirdik. Biraz da siz mi indirseniz acaba diye marketlere çağrıda bulunuyor. Bir kampanya, bir kampanya şeklinde e, çağrılar yapılıyor ve diyorlar ki teşkilatada deniz dalgalı diye bırakıp gitmeyin. Şimdi bu tarla, enflasyon, buradaki fiyatlar Burada en önemli konulardan bir tanesi tarım yazarı Alekber Yıldırım Alekber abi de sürekli dillendirir. Hal yasası ne oldu? Hal düzenlemesi olsa hani tarlada 3 lira markette 30 lira olmaz. Biz burayı neden denetlemiyoruz? Bununla ilgili Türkiye gazetesinde bir haber var. Marketler hale yola koyulacak. Ama ne zaman? Böyle bir manşet. Tarlayla market arasındaki fiyat uçurumunun bitirilmesi beklenen hal yasasının neden geciktiğini Düzenlemenin mimarı anlattı. Peki düzenlemenin mimarı ne söyledi? Tarladan 3 liraya alınan salatalığın markette 30 liraya satılması yıllardır tartışılan ancak bir türlü çıkmayan yeni hal yasasını akıllara getirdi ki bizim aklımızdan hiç çıkmıyordu. Birilerinin aklına gelmiş olması, yeniden aklına gelmiş olması gayet güzel gecikmenin sebebini Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Yunus Kılıç'a sorduk. Evet çarpıcı ifadeler kullanan Kılıç lobiler olabilir ama biz onları dinlemiyoruz çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz dedi. Yani burada hal yasası ile ilgili henüz önlerine konulmuş siyaset kurumunun önüne konulmuş bir düzenleme yasal düzenleme yok lobiler olabilir. Hani bilmiyoruz. Ama biz onlara bakmayız. Burada çalışmalarımız kapsamlı. Senelerdir kapsamlı bir çalışma sürüyor. Fiyatları zincir marketlerin arttırdığını belirten Kılıç şunları söyledi. 1 liraya aldırıp kendilerine 15 liraya fatura ettiriyorlar. Sonra komisyoncuları suçluyorlar. Denetlediğinizde haksız fiyatı tespit edemiyorsunuz. Halde bu üç kağıdı yapmak çok zor. Yeni düzenleme ile marketler hal dışından alım yapamayacak. Ürünü kim getirdi? Hangi tüccar kaç liradan aldı? Kime sattı? Takip edilecek. Harika. Hani düzenlemenin kapsamı bu. Zaten istenilen düzenleme de bu. Biz lobilere falan bakmayız. Kapsamlı bir çalışma yapacağız. E bitsin artık o çalışma ne kadar kapsamlı en azından bir kısmını getirin de sonrasına belki ek yaparsınız bu mesele şimdiden çözülmüş olur. Tarım ve orman işleri bakanı da hani %7'lik KDV indirimle ek olarak da marketlerden bir beklenti. Hadi bir %7 de siz indiriverin demez. Hal yasası bu anlamıyla çok ama çok önemli. Şimdi e, gelelim Sözcü Gazetesi. Gündem oradan oraya savrulurken Sözcü Gazetesi'nin manşeti. Tarkan'ın geçecek şarkısı Türkiye'yi salladı. Tarkan bir şarkı, bir single, bir çalışma pandemi döneminde yazdığını söyledi. İşte o dönemde bir umutsuzluğa kapıldığını söyledi. Ama sonrasında böyle umutsuz umutsuz bir yere varılamayacağını hissedip bir şarkı, şarkı sözü kaleme aldı. Sonra Ozan Çolakoğlu da yanılmıyorsam düzenlemesini yaptı. Ve diyor ki Tarkan geçecek hani ne kadar sıkıntı varsa geçecek. Düş babam artık düş yakamızdan ünlü popstar Tarkan bu sözleri pandemi için yazdığını söylemesine rağmen iktidar yandaşları üstüne alınıp saldırdı muhalefetse şarkıyı sevdi. Tarkan'ın günlerdir beklenen Geçecek isimli şarkısı önceki gece yayınlandı. Şarkı bir anda milyonların diline düştü ancak şarkının sözleri siyasetin gündemi oldu. İyi Parti lideri Meral Akşener dahil muhalefet şarkıyı sevdi, sahip çıktı. İktidar yandaşları ise şoke oldu. Pandemi için yazılan şarkının iktidarı hedef aldığı ileri sürülüp saldırıya geçtiler. CHP yazdırdı. Pensilvanya'da bestelendi. Kandil bile işin içinde dediler. Bazı sanatçılar ve gazeteciler de Tarkan'a sahip çıktı. Şarkı anladığındır, hissettiğindir, sorgulamayın dedi. Şimdi elbette şarkı siz ne anladıysanız onu ifade eder. Bir de şöyle bir bakış açısı var galiba. Sanatçının, toplumdan kopuk toplumdan bağımsız bir şey üretmesi bir ürün üretmesi kolay değil çoğu kişi tarafından da doğru da bulunmaz sanatçı kendi hissini hissiyatını yaşadığı sıkıntıyı düştüğü umutsuzluğu ve sonrasında bir umut arayışını şarkı sözü olarak yazamaz mı? Bundan etkilenemez mi? Kendisi bir moral arayışı, umut arayışındayken kendisi gibi hisseden milyonların sesine acaba kulak vermez mi? Vermemeli mi? Biz sanatı ve sanatçıyı nasıl ele alıyoruz? Nasıl değerlendiriyoruz? Bambaşka yerlere savruldu. Bir de sözlerine bakalım isterseniz yine Sözcü gazetesinden hep köşeye sıkıştırmadı mı? Daha önce de sanki sırtımızdan vurmadı mı? Bu kaçıncı darbe? İlk değil ki. Düştük evet ama kalkmadık mı? Biz hep hayata meydan okumadık mı? Sen ferah tut içini biz neler atlatmadık ki? Şimdi sözler böyle başlıyor. Siz bunu isterseniz pandemiye yorabilirsiniz. İsterseniz geçim derdindeki bir esnafa yorabilirsiniz. İsterseniz Emeklilikte yaşa takılanların yaşadığı sorunun çözümüyle ilgili bir umutsuzluğa kapılışı. Buradan da çıkarız. Belki bu mesele de çözülür diyebilirsiniz. Her şeye yorabilirsiniz. Ama bir kesim tarafından hemen iktidar ve iktidara yönelik bir şarkı olarak değerlendirildi. Geçecek, geçecek. Elbet bu da geçecek. Gör bak umudun günün gün edecek umudun gününü gün edecek diyor Tarkan. Oh oh zilleri takıp oynayacağız. O zaman o çiçekler, günler çok yakın. İşte böyle bir umut vermeye çalıştım dedi Tarkan. Ama siyaset bambaşka yerlere savruldu. Çek Megastar Tarkan yıllar sonra yeni şarkısıyla yeniden Türkiye'nin gündemi. Şarkının sözleri klibi büyük ses getirdi. İktidar cephesinden tepki, muhalefetten övgü var. Tarkan dünyanın, memleketinin, kendisinin içinde bulunduğu sıkıntıları sanatçı duyarlılığıyla notalara dökmüş, insanlara umut verecek çok güzel de bir şarkı yapmış. Bundan bir yıl kadar önce ruh halimin hiç de olmadığı bir dönemden geçtim. Dünya dolup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi, pandemi gibi şeyler beni çok olumsuz etkiliyordu. Hepimize çok iyi gelecek bir şarkı yazmak istedim. Tarkan şarkı daha yayınlanmadan açıklama yaptı. Dünyanın Türkiye'nin içinden geçtiği sıkıntılı dönemde hepimize moral verecek bir şarkı yaptım diyerek. Kim bilir belki biraz teselli eder, moral verir, umut olur dedim. Geçecek yayınlandığı platformlarda o dakikadan itibaren milyonlarca dinlendi. Sosyal medyada da gündemin ilk sırasına yerleşti. Sadece sözleri değil, klibi de dikkat çekici. Çok uzattım vallahi bıktık. Bir durmadım vermedik aman. Hadi yeter artık. Fena bulandık. Düş babam artık. Düş yakamızdan. İşçiler de var klipte çocuklar da gençler, ev hanımları, kağıt toplayıcısı, toplumun her kesimi. Bir soyun akışındayım bir gidiyorum tersine bir arkadaşım. az kaldı. Dayan, çoğu gitti, az kaldı. Yapma güzel, Yakındır sabrın, Şarkının sözleri ve klibi muhalefet cephesinde iktidara mesaj olarak da yorumlandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medyadan paylaştı şarkıyı. Çoğu gitti az kaldı diyerek. AK Parti'dense tepki geldi. Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet kümes bile yönetemez. Kimse öküzün altında buza aramasın. Eski dostlar şarkısını dinleyip yağan yağmurda beraber ıslandıklarını yad etmeye devam etsin. Birkaç hafta önce Sezen Aksu'yu konuştu Türkiye şarkı sözüne iktidardan gelen tepkiler nedeniyle. Bugün gündem Tarkan. <laughs>